أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وَأُولَٰئِكَ هُمُ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli izleyenler, iftar sevinciyle gene birlikteyiz. Kavuşturan Rabbimize binlerce defa hamdolsun, senalar olsun. Ramazan'ın 18. gününü de geride bırakmak üzereyiz. Az bir süremiz kaldı inşallah. Kazasız belasız o süreyi de atlatırız Rabbimiz nasip eder inşallah. Bugün de dolu dolu geçireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz şu anda yanımızda. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesinden hocamız Ahmet, doçent doktor Ahmet Ekin hocamız şu anda yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ettik. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Allah razı olsun. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Baş tacısınız. Ahmet hocamla birlikte inşallah tevazu konusunu bugün konuşacağız, irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. En ince ayrıntısına kadar gitmeye çalışacağız, konuşacağız inşallah. Tabii bununla birlikte sanatçı kardeşlerimiz de bizleri yalnız bırakmayacak. Grup İrşat İbrahim Akbaş kardeşimiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sizden nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Hocam. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun inşallah. Güzel eserleriyle bizleri yalnız bırakmayacak kardeşlerimiz diyoruz i̇nşallah. Ve hemen mikrofonu kendilerine veriyoruz. Bakalım bize ilk ilahi olarak neyi okuyacaklar? Neyi okuyacaksınız? Hocam, önce bir soralım onu. Türkçe bir eser okuyacağız. Sultanım kapında bana da yer ver. Sultanım i̇nşallah. Kapında bana yer evet, ver. Hayır bakalım dinleyelim öyleyse. İnşallah. Mikrofon sizin. Ne olur boynumu
tutulur. Yüreğime kızgın hançer sokulur. Durur dudaklarım, nutkum alınır. İsmini ağrıma aldığım zaman ciğerlerim parça parça bölünür. Sultanım ismini aldığım zaman, sultanım kapında bana da yer ver. Sancağın altına girdiğim zaman ne olur boynumu bükük bırakma. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet kıymetli izleyenler, dedik ki Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden yardımcı doçent doktor hocamız Ahmet Tekin beyefendi şu anda yanımızda. Tevazuyu konuşacağız. Tevazu nedir? Tevazu bize lazım. Neden lazım? Tevazunun getirecekleri sonuçları ne olacak? Hep birlikte biz burada inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz, konuşacağız inşallah hocamla birlikte. Hocam hemen biz başlasak tevazu ile ilgili yani güzel bir haslet, değerli bir haslet, hayatımıza renk veren, hayatımıza süs veren ender cevherlerden bir tane tevazu. Nedir tevazu? Nasıl açıklamak istersiniz? Buyurun. Şimdi tevazu, Muzaffer Hocam, tevazu için iki mana söz konusu olmaktadır. Biri sözlük, diğeri ıstılah. Tevazunun sözlük manası alçak gönüllü olmaktır. Kişinin alçak gönüllü olması manasında kullanılmaktadır sözlükte. Şimdi tevazu tasavvuf literatüründe bir ahlak kavramı olarak nasıl kullanılıyor? Tasavvuf literatüründe bir ahlak kavramı olarak tevazuya baktığımızda kişinin nefsini Allah huzurunda kulluk mevkiine koyması ve insanlara karşı alçak gönüllü olmasıdır. Kibirli olmamasıdır. Tevazunun getirisi dediniz, tevazunun götürüsü dediniz, tevazunun önemi dediniz. Gerçekten bazen böyle baktığımızda Muzaffer Hocam, ben şöyle düşünüyorum. Hayatımızdan tevazu çıktığı için tüm bu sorunları bugün yaşıyoruz. Yani evin içinde tevazu varsa kavga yoktur, boşanma yoktur, sıkıntı yoktur. Komşularımızla bizim aramızda tevazu varsa sıkıntı yoktur, kavga yoktur, huzur vardır. Trafikte gidiyorsunuz, trafikte tevazu varsa, biraz mütevazı, alçak gönüllü davranabilirsek trafikte sıkıntı olmaz, kimse kornaya basmaz, kimse kimseyi taciz etmez, rahatsız etmez. Yani örneğin siz eve geliyorsunuz, bitkinsiniz, yorgunsunuz, geliyorsunuz, yemek hazır değil, olabilir yani, mümkündür. Ve siz orada hemen nefsinize eğer kapılırsanız, hemen diyelim ki yenge hanıma işte kızdınız, şöyle böyle dediniz, o da eğer nefsine kapılsa kavga çıkacak. Ama siz şöyle düşünseniz, ya olabilir ki o da çocukların peşinde hani koşturmuştur, çocuklarla birlikte yorgundu, bir şeyi yapamamıştır, şöyle böyle düşünseniz, yani mütevazı olabilmeyi becerebilsek bence bütün sorunlar ortadan kalkacaktır. Nitekim Allah-u Teala iyi kullarından bahsederken ilk önce Allah bu tevazu erdemine işaret etmektedir. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadur rahman
Yani Furkan suresi 63. ayet. Ve ibadurrahman ellezine yemşûne alel ardı havna. Allah'ın kulları diyor onlar ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Yani yeryüzünde yürürken kimseye çalım satmazlar, kimseye kibirlenmezler, kimseye karşı ululuk, işte büyüklük, üstünlük taslamazlar. Benim has kullarım o kimselerdir diyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala peygamberine hitaben sallallahu aleyhi ve sellem diyor. وَقْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sana tabi olan müminlere işte merhamet kanatlarını ger diyor. Yani onlara karşı yumuşak huylu ol. Onlara karşı mütevazı ol, alçak gönüllü ol. Her ne kadar emir hasreten peygamberimize olsa da genel manada hepimiz bu ayetin muhatabıyız. Yani hepimiz yani bu şekilde bizim halimizi, hareketimizi bir terbiye sınırlar içerisinde koymak zorundayız. Birbirimize karşı merhamet kanatlarını germeli, birbirimize karşı mütevazı olmalı ve birbirimize karşı hoşgörüyü elden bırakmamalıdır. Nitekim bunu yapmadığımız zaman işte bunun menfi, olumsuz durumları ortaya çıkacaktır. Olumsuz durumları da Allah-u Teala bizzat tasvir etmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle diyor: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ali İmran 159. ayet. İşte Allah'ın lütfu sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ Şayet sen kaba, غَلِيذَ الْقَلْبِ katı kalpli olsaydın, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكْ etrafından dağılacaklardı. Yani biz bugün evimizin içinde besleyip büyüttüğümüz çocuklarımıza karşı dahi kaba ve katı kalpli davrandığımızda onları maalesef kaybediyoruz. Çocuklarımıza dahi, onlara karşı dahi mütevazı olmalıyız. Eşlerimize karşı dahi mütevazı olmalıyız. Çünkü tevazusuzluğun yani kibrin sonucu Allah-u Teala bizzat diyor. لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكْ Onları kaybedersin etrafından. Dağılacaklar. İşte kaybetmemek için, komşumuzu kaybetmemek için, eşimizi kaybetmemek için, işte çocuklarımızı, akrabalarımızı, toplumumuzu, şehrimizi kaybetmemek için tevazu erdemine sığınmalıyız. Birbirimize karşı mütevazı olmayı becerebilmeliyiz. Yoksa ayet lenfeddu min havlik diyor ya, biz de kaybedenlerden oluruz. Aynen o şekilde. Hatta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hal, hareket ve tavırlarına baktığımızda evet, bütün yaşamı boyunca hatta sadece müminler yani sahabelerine karşı değil de müşriklere karşı dahi bir mütevazi, bir tavazu sergileyip o şekilde bir örneklik teşkil edebiliyor. Aynen. Tabii biraz sonra inşallah oraya geleceğiz. Evet. Tabii bununla birlikte rol model oluyor o insanlar için, o dönemde yaşayan insanlar için. Demek ki biz burada bunu anlıyoruz hocam, değil mi? Bizim için tevazu sahibi olmak, mütevazi olmak yani kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kesinlikle, olmak zorundayız. Kesinlikle olmak zorundayız. Çünkü ayet emir kipini kullanıyor dikkat ettiğimizde. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ diyor. İşte vakfit yani işte tevazu kanatlarını ger diyor. Merhamet kanatlarını ger diyor. Kanatlarını aç diyor. Kanatlarını indir diyor. Bırak diyor. O emir kipidir. Emir de hani bu usul şeyine giriyor, kapsamına, alanına giriyor. El emru lil vucubi. Emir vucub gerektiren bir kip, bir kalıptır. Yani dolayısıyla biz hani bırakın ibadullah'a karşı, kainata karşı mütevazı olmak durumundayız. Çünkü kaybedenler hep kibirlerinden dolayı kaybetmişlerdir. Yani kibir kişiye kaybettirir. Kibirli, mütekebbir olan kişi kaybetmeye mahkumdur. Yani şeydir, şimdi dünya üzerinde, alemde her şeyin bir zıttı var. Haliyle tevazunun da bir zıttı var. Aynen. Bununla ilgili birazcık daha açacak olursak, yani kibir bunun zıttı mıdır? Yani tevazunun karşıtı elbette kibirdir. Tevazunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle el eşya'u tu'rafu bi eddadiha, eşya zıddıyla bilinir kaidesine binaen kibrin
daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesine ve sahabenin şahsında bizlere, müminlere kibri açıklarken şöyle bir açıklaması var. El kibru batarul hak ve gamtun nas. Kibir diyor, hakkı kabul etmemek, hakka razı olmamak ve insanları hor görmektir. Yani mütekebbirin, kibir hastalığına yakalanan kişinin kişiliğinde böyle bir hastalık vardır. Hakkı asla kabul etmez. Yani hesabına gelmeyen hakkı kabul etmez ve insanları hor görür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kibri bu şekilde açıklamıştır. Ki bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam leyse şedidu bis sur'ati diyor. İşte sizin en güçlünüz, işte veya pehlivanınız, kahramanınız şeyle değil, yani hani güreşle işte rakibinin sırtını mindere bırakmakla değildir. Bu kahramanlık, bu pehlivanlık değildir. İnneme şedidi diyor, gerçek pehlivan kimdir? Men yemliku nefsahu indel gadab. İşte sinir anında, sinirlendiği anda nefsine sahip olabilen, kendini tutabilen kişidir. Öfkesini yenebilen kişidir. Yani tevazu erdemini gösterebilen kişidir. Yani kibre kapılmayan kişidir. Ki Lokman suresinde Hazreti Lokman çocuğuna nasihatler ediyor. Vasiyetlerde bulunuyor. Allah-u Teala da onun o halini bize naklediyor. Ve Lokman, Hazreti Lokman çocuğuna vasiyetlerde bulunurken onlardan bir tanesi şudur. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlara burun kıvırma diyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Yeryüzünde çalım satarak yürüme diyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Yeryüzünde çalım satarak yürüme. Bu kibrin ne kadar zararlı olduğu, insanlara ne kadar zarar verdiği ve sakınılması gereken bir şeydir ki işte el-hakim sıfatını almış birisi, Lokman-ı Hakim diyoruz, çocuğunu bu manevi hastalıktan sakındırıyor. Ve bu gerçekten psikolojik bir hastalıktır. Ben bunu her zaman diyorum Muzaffer Hocam. Kibir hastalığına yakalanan kişi mutlaka ve mutlaka tedavi edilmelidir. Şayet tedavi edilmezse kibir öyle bir hastalıktır ki kişiyi uluhiyet ve rububiyet iddiasına kadar götürüyor. Haşa Allah. Yani baktığımızda mesela Nemrut ile Hazreti İbrahim aleyhisselama baktığımızda Firavun ile Hazreti Musa aleyhisselama, bunların arasında ortasında cereyan eden olaylara baktığımızda Hazreti Muhammed ile Ebu Cehil, Ebu Leheb ve diğer işte müşriklere baktığımızda hepsinin arkasında bir kibir vardır. Arka planında kibir, yani Allah'ı kabul etmemenin, risaleti kabul etmemenin, iman etmemenin arka planında yatan şey nedir? Kibirdir. İşte bu psikolojik hastalıktır ki Firavun'a ene rabbukumul a'la dedirtti. Ben sizin en yüce Rabbinizin dedi. Bütün halkını fehaşere fenada, işte halkını topladı, karşılarına çıktı ve haşa ene rabbukumul a'la dedi. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Firavun rububiyet iddiasında bulundu. İşte Nemrut uluhiyet iddiasında bulundu. İşte rabbukellezi yuhyi ve yumit ve ene uhyi ve umit. Hazreti İbrahim'e dedi, senin Rabbin eğer öldürüp diriltmeyi beceriyorsa ben de öldürüp diriltmeyi beceriyorum. Birini öldürüyorum, birini bağışlıyorum. Dolayısıyla birine hayat verdim, birine ölüm verdim. Ki bu iddiada bulunmanın arkasında o psikolojik hastalık kibir vardır. Eğer kibir olmasaydı Fahri Kainat aleyhissalatu vesselama Abdülmuttalib'in yetimine nasıl peygamberlik gelir denmezdi. Yani bu sözü Mekkeli müşriklere dedirten şey onların yakalandıkları o kibir hastalığıydı.
Allah muhafaza etsin. Bu da evet. insanların hem dünyasını hem ahiretini heba ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu da, Müslümanlar için gerçekten söylediğiniz gibi evet. O kelime benim çok dikkatimi çekti. Yani kibir sahibi mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani ya psikolojik bir rahatsızlık da diyebiliriz evet. biz ona. Şimdi biz buna Muzaffer Hocam nasıl ki yani maddi hastalıklar için biz şu an doktora gidiyoruz. Şeker, tansiyon, tif, brucella şu hastalıklardan dolayı gidiyoruz. Şimdi bizim selefi salihin dediğimiz önceki alimlerimiz manevi hastalıklar için de teşhis koymuşlardı. Ve o manevi hastalıklara yakalanan insanlar bir mürşid-i kamilde tedavi oluyordu. Manevi hastalık nedir? Hani kibirdir, kendini beğenmişlik ücüptür, gösteriş riyakarlıktır. Ondan sonra hırstır, fazla hırslı olmak, hani kontrolsüz hırs da kişiyi felakete götürüyor. Hasettir, kıskançlıktır, hasetçiliktir. Bu tür hastalıklar için selef-i salihin ne yapıyorlardı dediniz ya, hani tedavi olması gerekiyor dedik. Selef-i salihin bunları mürşid-i kamil, yani gerçek Allah dostlarına yönlendirip, onların orada bu hastalıklarından kurtulmalarına vesile olmaya çalışıyorlardı. İlginç bu gerçekten. Manevi hastalıklardan. İlginç ve gerçekten güzel bir evet. tespit doğrusu. Yani bunun neticesi itibariyle yani ilacı diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evet. hayatı, bunu okuyup öğrenmek, İslamiyeti, izlemek. İslamiyeti özümsemek, İslamiyeti içselleştirmek. Ve İslamiyet'te gerçek manada teslim olmaktır yani. Budur yani. Yani bu hastalıklardan kurtulmanın en azami kısmı ise Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet ilacı. Tevazuya geliyor, mütevaziliğe geliyor. Yani en dip kısmı oraya geldiği vakit o iyileşmiş demektir. Aynen. Hal, hareket, Aynen. tavır ve Aynen. davranış. Doğrusu toplum evet. içinde yaşıyoruz hep birlikte hocam. Dikkatimizi çekiyor. Subhanallah, İslam'ı dört dörtlük yaşayan insanların hal, hareket, tavırlarına baktığımızda onların Allah'a olan sevdaları, Hazreti Resulullah'a olan bağlılıkları, mütevazi olmaları, özellikle konumuz itibariyle söylüyorum, o mütevazi evet. olmaları, tevazu sahibi onları numune yapıyor toplum içerisinde. Yani öyle Aynen. bir hale koyuyor ki direkt çevresindeki bütün insanlar, yani evet. ilmi olmasa dahi, yani evet. ilim babında söylemiyorum, bütün insanların gözü direkt ona takılıyor. Hal, hareket, tavır. Çünkü tüm davranışlarını, zihnini tevazuyla süslüyor Aynen. o insan. Şöyle bir şey var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Bu bizim bu bölgemizde Efendimiz derken özellikle hani Kürtçe şöyle diyor. Ru'niyat ca'va. Çok güzel bir söz. Gerçekten çok duyuyoruz. Söylendiği vakit böyle ruhum okşanıyor. Genellikle hani avam arasında kullanılan bir tabir. Ru'niyat ca'va diyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Men ehsene seriretehu ahsanallahu siretehu. İçini düzelten, içini temizleyen, içini arındıran, bu demin bahsettiğimiz manevi hastalıklardan arınabilen kişinin dışını Allah temizler diyor. Allah onu sevdirir. Allah onu kainata sevdirir. Allah ona hürmet ettirir. Allah onun o heybetini, o işte korkusunu başkalarının kalplerine salar. Ki men hafellâhe havvefellâhu kulle şeyin minhu. Gerçek manada biz eğer Allah'tan korkuyorsak, Allah bizim korkumuzu diğerlerinin kalplerine mutlaka salacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mutlaka. Hocam şimdi normal yaşam boyu insanların bir takım rol model olarak seçtikleri bir takım insanlar var. Evet. Haliyle biz Müslümanlar için, iman etmiş olan insanlar için de en güzel rol model olarak seçtiğimiz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeleri, evet. ondan sonra alimler, tevazu sahibi olan insanlar. Biz bunu birazcık örneklendirecek olursak ne söylersiniz hocam? Şimdi elbette ki bütün güzel hasletlerde bizim için en güzel örnek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğuna göre
tavazu erdemini ortaya koyma hususunda da bizim için en güzel örnek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nitekim bu hususta ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için işte Muhammed'in zatında, kişiliğinde, şahsında güzel bir örneklik vardır. Yani dolayısıyla biz her güzel haslette onu örnek edindiğimiz gibi tevazu konusunda da bizim rol modelimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda hem kendisi insanlara karşı mütevazı davranmış hem de müminleri birbirlerine karşı mütevazı olmakla müminlere emretmiştir. Nitekim men tavada'a rafa'ahullah demiş. Her kim ki mütevazı olmaya gayret ederse, mütevazı olursa, tevazu erdemini ortaya koyabilirse Allah onu kendi katında yükseltir. Allah derecesini, derecelerini kendi katında yükseltir demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kendisi çok mütevazı davranmış ve tevazu örneklerine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi inşaatında bizzat çalışmış, o kerpiçler taşımış sırtında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nın hazırlıkları yapılırken bizzat kendisi toprak taşımış, hatta üstü başı toprak içinde kalmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çobanlık yapmış ve nübüvvetten sonra da, peygamberlikten sonra da bu çobanlığıyla övünmüş. Mâ min nebiyyin illâ vekad râ'a demiş. Her peygamber çobanlık yapmış. Ben de işte Mekkelilere bir ara çobanlık yapmışım diyor. İşte tevazusunun örnekleri diyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Deve ve at olmasına rağmen eşeğe binmiş. Bu da onun tevazusunu ortaya koyan etkenlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ev işlerinde zevcelerine, eşlerine yardımcı olmuş. Yeri gelmiş kendisi yemeğini hazırlamış, yeri gelmiş ayakkabısını dikmiş, yeri gelmiş elbisesini dikmiş, onlara yardımcı olmuş. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirleri ziyaret etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla sohbet etmiş. Hani kuşu vefat, kuşu ölen çocuğun taziyesine gitmiş. Çocukları dışarıda gördü mü onlarla işte sohbet ediyor. Başlarını okşuyor, hal hatır soruyor, selam veriyor. Yani bu işte levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk hadisi kutsisine muhatap olmak onu gittikçe mütevazileştirmiştir. Yani eğer sen olmasaydın ya Muhammed, ben kainatı yaratmazdım. Kainatı senin yüzün suyu için ben yaratmışım diyor Cenab-ı Hak. Ve buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde çok mütevazı davranmış. Nitekim Muzaffer Hocam bir defasında Cebrail Aleyhisselam vahiy getiriyor. Hani vahiy meleğidir. Ve vahiy getirirken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde kuru ekmek, birkaç lokma kuru ekmek ve bir miktar su buluyor. Ve bu Cebrail Aleyhisselam'ın çok zoruna gidiyor. Ya işte hani hem peygamberi çok seviyor, melekler arasında peygamberin en yakın dostu Cebrail. Bu onun çok zoruna gidiyor. Hemen Allah-u Teala İsrafil'i gönderiyor. Hazreti İsrafil bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, benim dışında hiçbir peygamber için nazil olmamıştır. Hazreti İsrafil'i gönderiyor. Ve geliyor ya Muhammed diyor, inne rabbeke yukri'uke selam. Diyor, Rabbinin sana selamı vardır. Ve yuhayyiruke beyne en tekune abden nebiyyen ev meliken resulen. Ve sana şöyle bir seçme hakkı veriyor. Ya fakir bir peygamber ya sultan bir peygamber olacaksın. Kral peygamber olacaksın. Tıpkı Hazreti Süleyman gibi zengin bir peygamber olacaksın. Sana böyle bir tercih hakkı veriyor. Artık tercihini sen kullan diyor. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Cebrail'in gözlerine baktım.
Yani ne hangisini seçeyim türünden? Çünkü Cebrail'i anlatırken şöyle diyor. İnnehu kâne safiyyi fîmâ beynel melâike. Melekler arasındaki en samimi dostum Cebrail'dir. Seçkin dostum Cebrail'dir diyor. Cebrail'e danışıyor. Cebrail ne diyor? Tevâdâ ya Muhammed diyor. Tevâdâ, mütevazı ol. Az olanını seç. Yani fakir bir peygamber olmayı tercih et diyor. Ve orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben fakir bir peygamber olmayı tercih ettim diyor kral peygamberliğe. Hani kral peygamber olacağıma fakir peygamber olmayı tercih ettim diyor. Yani baktığımızda serupa tepeden tırnağa Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam hayatı tevazu örnekleriyle doludur. Ne kadar güzel. Ne evet. kadar güzel. Tabii o da bizim için en büyük örnek. İnşallah bizler de öyle oluruz. Hocam müsaadeniz varsa bir eser arası evet. verelim. Eser arasından sonra tekrar hocamıza döneceğiz. Tevazu gerçekten böyle dolu dolu geçiyor. Hazreti Resulullah'ın hayatından o örnekleri de duyunca gerçekten mütevazi olmamak elde değil. Şimdi bize ne okuyacaksınız? Önce bir hocam, onu soralım. İnşallah affeyle Allah diyeceğiz. Affeyle Allah'ım. Evet hocam. Değil mi? Peki evet. buyurun. Mikrofon sizin. Garip kulum.
kulu malumdur bu halim. Affeyle Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum, malumdur bu halim. Affeyle Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum, malumdur bu halim. Affeyle Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum, malumdur bu halim. Evet, biz bir garip kuluz. Ya Rabbi sen bizleri affet, bizleri bağışla. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık inşallah. Efendim, iftar sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden yardımcı doçent doktor Ahmet Tekin hocamla birlikte tevazuyu konuşuyoruz. Müminlerin, Müslümanların hayatında olması gereken mutlak değerlerden bir tane ki bütün hasletler, güzel hasletler bir elmas mesabesindedir. Elmasın küçüğü büyüğü olmaz. Elmas elmastır. Aynı kıymete sahiptir. Bu güzel hasletler de elmas mesabesinde olduğu için müminlerin bunları kendi hayatına mutlak surette ders çekmesi gerekiyor. Yaşaması gerekiyor ve aynı şekilde yaşatması gerekiyor. Şimdi konuştuk hocam, tevazuyu nedir dedik. Tevazunun karşıtı kibirdir dedik. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından biz bunu örneklendirdik. Şimdi bütün bu konuştuğumuz konuya binaen bu söylenenler ışığında tevazuyu böyle bir çerçeveye oturtabilsek nasıl yorumlarız? Yani bütün bu söylenenlerin ışığında tevazuyu şöyle yorumlayabiliriz. Bir kere tevazu haksızlığa karşı el pençe divan durmak değildir. Bir kere tevazu zillet ve meskenet değildir. Yani şöyle, tevazu ile tezellül arasında çok ince ve kaygan bir zemin vardır. Yani özellikle yani kişi mütevazu olayım derken mütezellil olmamaya dikkat etmelidir. Nasıl ki kibir ile kibarlık arasında ince bir çizgi varsa, kişi ben işte kibar davranayım, vakur davranayım derken bazen kibre kaçabiliyor. İşte orada tevazu ile tezellül arasında da ince bir çizgi vardır. Dolayısıyla bütün bu söylenenler ışığında tevazuyu şöyle yorumlayabiliriz. Yani tevazu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'e İslam'ı götürürken, Taif sokaklarında Taifliler tarafından taşlanırken onlar için mübarek ellerini semaya açıp Allahümme gfir lehum innehum la ya'lemun diyebilmesidir. Allah'ım sen bunları bağışla. Bunlar benim peygamber olduğumu bilmiyorlar. Bilselerdi öyle yapmazdı. Dolayısıyla tevazu nedir? Yaradandan ötürü yaradılana değer vermektir. Yaradılanı sevmektir. Ne kadar büyük bir incelik ya Rabbi. Tevazu Hazreti İbrahim'in Nemrud'un puthanesinde bulunan bütün putları kırdığı gibi bizim de kendi içimizde bizim besleyip büyüttüğümüz putlarımızı, egolarımızı, enelerimizi kırıp atabilmektir. Dolayısıyla tevazu aynı zamanda tevhidi bir mücadeledir. Tevazu Hazreti Yusuf'un önce kuyuya atılmayı, sonra köle pazarında satılmayı, sonra iftira yüzünden cezaevinde yatmayı göze alabilmesidir. Dolayısıyla tevazu aynı zamanda Yusuf olmayı becerebilmektir. Tevazu Hazreti Ebubekir'in bir gün mübarek ellerini semaya açıp Allah'ım bedenim öyle büyüsün ki benim dışımda cehennemde hiç kimseye yer kalmasın diyebilmesidir. Dolayısıyla tevazu sadakattır. Tevazu Hazreti Ömer'in ümmetin halifesi olmasına rağmen elbisesinde 14 yamayla dolaşabilmesidir. Dolayısıyla tevazu adalettir. Tevazu Hazreti Sümeyra binti Kays'in Uhud Savaşı'nda
bir yandan babasının cenazesi cesedi, bir yandan kardeşinin cenazesi, bir yandan kocasının cenazesi cesetleri yerde müşrikler tarafından paramparça edilmiş ve Hazreti Sümeyra binti Kays'a söylüyorlar. İşte baban şehit oldu, o peygamber nerede diyor. İşte kocan şehit oldu, o Hazreti Muhammed nasıl diyor. İşte kardeşin şehit oldu, ısrarla peygambere odaklanmış peygamberi soruyor. Yani babasının cenazesi yerde aldırış etmiyor. Kocasının cenazesi yerde aldırış etmiyor. İşte kardeşinin cenazesi yerde aldırış etmiyor. Israrla Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama odaklanmış onu soruyor. İşte tevazu budur. Dolayısıyla tevazu Allah ve Resulüne bağlılıktır aynı zamanda. Tevazu Hazreti Bilal'in çölün sıcağında sıcak kumlar üzerinde uzatılırken ve göğsüne o taşlar bırakıldığı vakit ondan işte uluhiyetin, rububiyetin, risaletin inkar edilmesi istenmekteyken Hazreti Bilal'in ehad, ehad diyebilmesidir. İşte tevazu dolayısıyla aynı zamanda teslimiyettir uluhiyete karşı, rububiyete karşı, Allah-u Teala'nın mebudiyetine karşı. Tevazu, İbrahim bin Edhem'in saltanat libasını bırakıp takva libasına bürünerek Kabe yollarına düşüp İlahi abdukel asi etak mukirran bizzunubi ve kadda'ak. Ey Allah'ım, senin günahkar kulun sana geldi. Günahlarını ikrar itiraf ederek sana geldi. Fe in tagfir fe ente lizake ehlun. Eğer sen bağışlarsan sen bağışlamaya ehilsin. Ve in tetrut femen nercu sivak, sen kapından kovsan senin dışında kimin kapısına gideriz, kimden umarız, kimden bir şey bekleriz diye bilmesidir. Dolayısıyla tevazu rızayı ilahi uğrunda makam ve mevkinin terkidir. Tevazu Muzaffer Hocam Hallacı Mansur'un önce asılmayı sonra yakılmayı daha sonra da kül olup Dicle nehrinde savrulmayı göze alabilmesidir. Dolayısıyla tevazu nedir? Canana vuslat için candan vazgeçmektir. Tevazu Ahmed-i Hane'nin garbzanım ezde haşredane binim dilberi cennete de ez çiçekim de ihtiyarkım sakar edebilmesidir. Eğer ben öte dünyada öbür dünyada Allah'ın cemalini görmeyeceğimi bilsem vallahi diyor cehennemi cennete tercih ederim. Ne eyleyeyim cenneti diyor. İşte Ahmed-i Hane'nin bunu diyebilmesidir. Dolayısıyla tevazu ilahi bir aşktır. Tevazu Melai Cezeri'nin jila şey'e jima'dume menasi sirra kayyume sucudi fit turabil mehve min a'lal makamati. Biz diyor kayyumun yani Allah'ın sırrını, uluhiyetin, rububiyetin sırrını biz yoklukta bulduk. Kendimizi yok bildik, hiç bildik. Yokluk ve hiçlikte biz bu sırra vakıf olduk. Dolayısıyla sucudi fit turabil mehve, İşte toz toprağın içinde benim secde etmem var ya diyor. Min a'lal makamat, benim için en yüksek makamlardandır diyebilmesidir Melai Cezer'in. Bunu diyebilmesidir tevazu. Dolayısıyla tevazu nedir? Kişinin varlığını hiçlikte aramasıdır. Önce kendisini hiç bilecek, daha sonra varlığı ortaya çıkacaktır. Tevazu Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene versen onu bana seni gerek seni diyebilmesidir. Nimetten mun'ime geçmektir tevazu. Tevazu Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi buz parçası hükmündeki enaniyetimizi Kevser-i Kur'aniye'den sözülen havuzda eritebilmektir. Dolayısıyla tevazu Kur'an ve sünnet terbiyesiyle terbiye olabilmektir. Tevazu Şeyh Said-i Kal'ın davası uğruna işte idam sehpasına çıktığında la ubali bi selbi fi cüzu'ir rida imkâne mesra'i fillahi ve fiddin diyebilmesidir. Çürümüş dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem din ve Allah içindir
diyebilmesidir. Dolayısıyla tevazu Allah ve Resulünün davasını sahiplenmektir. Tevazu Filistinli Ebu Salah'ın Mescid-i Aksa uğruna, ilk kıblemiz uğruna önce evini, toprağını, daha sonra bacaklarını, daha sonra tekerlekli sandalyesi üzerinde İsrail Siyonist askerlerle çatışırken hayatını verebilmesidir. Dolayısıyla tevazu Muzaffer Hocam ilk kıblemizi sahiplenebilmektir. Yani tevazu el pençe divan durmak değildir, zillet değildir, miskinlik değildir tevazu. Ne güzel, Allah razı olsun inşallah. Doğrusu yani bir o köşeden o köşeye, yani alemden aleme gidip geldim, o şekilde bir tarifte bulundunuz ki. Yani tevazu imandır öyleyse, tevazu direnmektir, tevazu mücadele etmektir, tevazu dik durmaktır. Yeri geldiğinde Müslümanın karşısında toprak olmak, fakat yeri de geldiğinde zalimin karşısında dik durmak, şerefli bir şekilde durmaktır. Allah-u Teala işte peygamber ve sahabesinden bahsederken Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu, Muhammed ve onunla birlikte olanlar diyor. Eşiddâ'u alel kuffar ruhemâ'u beynehum diyor. Kafirlere karşı, keferelere karşı çok şiddetli ve çetin bir duruşları vardır. İzzetli, vakur bir duruşları vardır. Ama kendi aralarında çok alçak gönüllü, çok merhametli ve çok mütevazıdırlar. Yani Müslüman, Müslümana karşı alçak gönüllü olmalı, mütevazı olmalıdır. Hani biz birilerini gördük, çıktılar dediler işte biz Allah için yapıyoruz, şöyle böyle yapıyoruz. Müslümana geldi mi selam vermeye tenezzül etmiyorlar. İşte kafirlere, siyonistlere, onlara bunlara geldi mi uşaklık yapacak kadar mütevazı oluyorlardı. İslamiyet işte bu değildir. Bu değildir. Yani tam tersini, onu tam tersini hayatlarına geçiriyorlar. Bu da bizim için bir zillet olmuş oluyor maalesef. Evet. Ya Rabbi sen bizi mütevazi olan, hakkıyla o mütevaziliği kendi hayatlarına işlemiş olan müminlerden, Müslümanlardan eyle inşallah. Gerçekten yani çevremize baktığımızda müminler, Müslümanların yeri geldiğinde mütevazi olduklarını görebiliyoruz. Ama sanki o direnme kısmı orada biraz zayıflık kalıyor. İnşallah Rabbimizden dileğimiz de Müslümanların hakkıyla bu tevazuyu kendi hayatlarına yerleştirmektir. Peki hocam, şimdi mutlaka bu cevheri, bu süsü biz hayatımıza nakşettiğimiz vakit karşılığında bir şeylerin de olması lazım. Bunu ne şekilde açıklarız? Yani karşılığında ne var? Allah bize ne veriyor? Neyi müjdeliyor hocam? Zaten biz insanlar o kadar hırslı şey olmuşuz ki eğer yani her şeyin karşılığında bir şey istiyoruz. Aynen. Kaz gelmeyecekse tavuğumuzu vermeyecek duruma gelmişiz. Onun evet. için bu tevazuun en büyük mükafatı nedir diyorsunuz? Evet. Evet. Şimdi tevazu için elbette ki çok büyük mükafatlar vardır. Bunların başında Allah'ı sevmek vardır. Çünkü Allah Kur'an'da diyor, onlar beni seviyorlar. Allah'ın sevgilisi olmak vardır. Allah tarafından sevilmek vardır. Ne güzel. Allah da onları seviyor. Bir de cennetle müjdelenmek vardır. Şimdi bunları inşallah hani vakit kalırsa böyle ayetler ışığında bunları tahlil edeceğiz ki şimdi Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Efendimizin nübüvvet mektebinde yetişmiş seçkin bir sahabe Nu'man bin Mukarrin'i arıyor. Her yerde soruyor, soruşturuyor. Nu'man bin Mukarrin el-Müzeni nerededir? Arıyorlar, bulamıyorlar. Hazreti Ömer düşünüyor, tahmin ediyor nerede olduğunu. Gidiyorlar işte Ravda-i Mutahhere'nin orada. Dua ediyor, ağlıyor, bekliyor orada. Ya Nu'man diyor, inni velleytuke ala kesker. Ben seni Kesker'e vali tayin ettim diyor. Nu'man bin Mukarrin. Hazreti Nu'man çok mütevazi bir kişiliği var. Ya Ömer diyor, sen bana cenk desen, cihat desen, şehadet desen, at üstünde atı koştur, işte kılıcını salla desen ben yapabilirim bunu. Fakat beni valilikle, makamla, mevkiyle, dünyayla, dünyalıkla, parayla beni imtihan etme diyor ya Ömer, yapamam diyor. Hazreti Ömer kabul etmiyor. Hayır diyor. Ben bu işi omuzladım ya, siz de omuzlayacaksınız. Kurtuluş yok. Velhasıl ikna ediyor Nu'man bin Mukarrin'i ve Nu'man bin Mukarrin Kesker'e vali olarak gidiyor.
Kezkere vali olarak gidiyor. Fakat orada bir müddet kaldıktan sonra bir türlü yapamıyor. Oturuyor, eline bir kağıt, bir kalem alıyor. Hazreti Ömer'e mektup yazıyor. Ve mektubunda şöyle diyor Muzaffer Hocam. Ya Ömer diyor, meseli ve meselu Kezker. Benimle bu Kezker vilayeti meselesi diyor. Kemeseli Şab'in ila cembihi mumisetun tetelevvenu ve tetaattaru leh. Diyor, biliyorsun ne, hangi meseleye benziyor. Bir genç bir delikanlının yanında bir yaşlı bir bayan oturmuş. Onun için süsleniyor, püsleniyor, boyanıyor, kokular sürünüyor. Gencin dikkatini çekmeye çalışıyor. Fakat diyor, o gencin dikkatini çeker mi? Vallahi diyor, Kezker benim dikkatimi çekmiyor. فَاَنْشِدُكَ اللّٰهَ لَمَّا عَزَّلْتَنِ عَنْ كَسْكَرْ Allah rızası için beni bu görevden azlet. Beni bu görevden al diyor. Ben yapamıyorum ya Ömer diyor. Valilik bana ağır geliyor diyor. Ben bunun hesabını Allah'a veremem diyor. وَبَعَثْتَنِ اِلَى جَيْشٍ مِنْ جُيُشِ الْمُسْلُمِينَ Ve beni buradan al, İslam ordularından bir ordunun başına geçir veya bir asker olarak beni, bir nefer olarak orduya al diyor. Hazreti Ömer bunu görünce hemen ona cevap yazıyor. İşte seni Nihavend'e gönderdim diyor. Nihavend'e gidiyor ve orada Nihavend Savaşı'nın ilk şehitlerinden oluyor. Nu'man bin Mukar'ın el-Muzenni. Şimdi tevazunun, vazgeçmişliğin, serden geçtiliğin bir mükafatı olmasaydı Nu'man bin Mukar'ın, yani haşa, keriz miydi? Yani kalkıp da valiliği bırakacak, dünyalığı bırakacak, şehadete koşacak. Elbette ki o mükafatını biliyordu. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu valilerini teftiş etmeye gidiyor. Bir defasında Ebu Ubeyde İbnül Cerrah Şam valisidir. Hazreti Ömer oraya gidiyor, teftiş edecek. Fakat iki deve almayalım yanımıza diyor. Masraf olmasın, israf olmasın. Hani Beytülmal'dan alacak. İşte bir tane yardımcısını alıyor yanına. Onunla birlikte bir deve. Birkaç kilometre ben bineyim, sen yürürsün diyor. Yularını tutarsın. Birkaç kilometre sen binersin, ben yularını tutarım diyor devenin. Bu şekilde gidiyorlar. Şam yakınlarında bir nehir var. İşte o nehre vurup öyle karşıya geçmeleri gerekiyor. Sıra o şeyine geliyor, yardımcısına geliyor, o deveye binecek. Hazreti Ömer ayakkabısını koltuğunun altına alıyor, devenin yularını tutuyor ve artık göbeğine kadar suların içinde kalıyor, gidiyor. Karşı tarafa geçecek, hizmetkarı da, azatlı kölesi de devenin üstünde binmiş. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah da böyle bir şeyi hani tahmin edercesine, ben gideyim işte Hazreti Ömer'i, İslam'ın halifesini, şehir dışında karşılayayım, hani şehir eşrafı karşılamaya gelecek, namusait bir pozisyonda onu görmesinler türünden, gelip öyle Hazreti Ömer'i suyun ortasında görüyor, ağlıyor Ebu Ubeyde İbnül Cerrah. Ya Emir el Müminin diyor, ya Ömer, vallahi ben seni tanımasaydım, ben seni köle, devenin sırtındakini de işte müminlerin emiri diyebilecektim. Ve Hazreti Ömer sudan çıkıyor. O zaman cübbesinde 14 tane yama vardır. Tarih bunu kaydetmiştir. Hazreti Ömer ona dönüyor. Üzülme diyor. Ağlama diyor. İnnemâ e'azzanallâhu bil İslam. Allah bizi İslam'la izzetlendirmiş, şereflendirmiş. Bizim dinimizden aldığımız onur, izzet, şeref bize yeterlidir. وَلَا نُبَالِي بِمَا يَقُولُ النَّاسِ İnsanların ne diyeceği bizim için önemli değildir. Yani bizlerde desinler ahlakı diyoruz ya, desinler ahlakı bizde olmamalı diyor. Allah ve Resulü ne diyecek? Öyle olmalı ve mütevazı olmayı becerebilmeliyiz. Şayet eğer tevazunun bir getirisi olmasaydı, çok sert bir kişiler sahip olmasına rağmen Hazreti Ömer mütevazı olmazdı. Değil mi? O evet. Da şu anda halen ondan söz ediyoruz, evet. Ve mahşere kadar da ondan yine söz edilmesine devam edilecek. İnşallah. O da tevazu sayesinde. Hocam,
Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Allah teşekkür razı olsun. Ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten önemli bir cevheri, önemli bir maddeyi, önemli bir, yani müminlerin hayatında olması gereken önemli bir elması tarif ettik ya. Değeri hayatımıza koymamız gerektiğini biz burada öğrendik, öğrenmemiz gerekiyor. Halkımızın bunu yaşayıp yaşatması gerekiyor. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Sizi biraz erken göndereceğiz. Sizin de biraz işleriniz var. Programımızı bundan dolayı biraz erken bitiriyoruz kıymetli izleyenler. İftar sevinci burada sona erdi. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ahmet Tekin Hocam. Ahmet Tekin Hocam'la birlikte tevazuyu konuştuk, irdeledik. Faydasını çok gördük. İnşallah sizler de faydasını görmüşsünüzdür. Yarın farklı bir konu, farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyoruz kıymetli izleyenler. Mikrofonu Grup İrşat sanatçımızdan İbrahim Akbaş'a bırakıyoruz. İnşallah mikrofon size iade ediyoruz. Bize ne okuyacaksınız veda etmeden önce? Zazaca bir eser okuyacağız. Muhammed'in Şirini. Hayır bakalım. Mikrofonu size veriyoruz ve biz kıymetli izleyenlerimize veda ediyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
var ilacı Muhammed şirini, var İslam iracı serseri madı tacı, derd onlar ilacı Muhammed şirini, şirini şirini Muhammed şirini, şirini şirini Muhammed şirini, şirini şirini Muhammed şirini, şirini şirini Muhammed şirini.